kabul ederse buradan Afrin'e gitmek. Mehmetçiklerimizle sevgiler görüşmek. Bu vahşiliği, bu vahşiliği kalemin özünün de gücü çatmır yazmağa. Dünya Xocalı soyqırımı gələndə, ismi gələndə üç maymunu oynayır. Burası bizim son kalemizdir. Bugün Xocalı soyqırımının 26. yılını anmak üzere burada toplandık. Maalesef ki son 100 yılımızın korkunç katliamlarından, soykırımdan biri de. Katliam kelimesini ben de kullandım ama bu bir katliam değil. Katliamın tarifiyle soykırımın tarifleri farklıdır. Ben izninizle hemen soykırımın bir tarifini yapmak istiyorum, okumak istiyorum daha doğrusu. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen soykırımın tanımında. Dini ya da etnik bir grubun varlığını ortadan kaldırmak için yapılan eylemlerin tümü soykırımdır. Bunu yapanlar da soykırım suçu işlemişlerdir. Biz Xocalı'da yapılan iş ve işlemlere baktığımızda, oradaki öldürülen insanlara, kadınlara, çoluk çocuğa baktığımızda, orada yapılanların soykırım olduğundan eminiz. Dünya da bunu böyle biliyor. Biz Xocalı'nın soykırım olarak tanınması ve bu soykırım suçunu işleyenlerin de yargı önünde hesap vermesi için her şeyi yapmaya çalışacağız bundan sonra. 26 yıl sonraya gittiğimiz zaman acımızın aynı olduğunu görüyoruz. Çünkü acılarımız dinmedi. Yapılan soykırım tanınmadı. O yerinden, yurdundan inilen kardeşlerimiz maalesef yerlerine döndürülemedi. Şimdi şu anda Afrin'de savaştığımız güruhlar neyse, biz 1989'dan beri savaştığımız güruhlar da aynıdır. 1989'da Ermenistan'a yardım edenler kim idiyse, bugün de Afrin'e yardım edenler aynıdır. Ermenistan Cumhurbaşkanı diyor ki, buradan Türkiye'ye sesleniyorum, Azerbaycan'ın arkasında dururlarsa sonları kötü olur. Ve sen kimsin? Sen kimsin? Bir devlet bozuntusu başkanı bunu söylüyor. Ve buradan tekrar dünyaya sesleniyorum. Tarih boyunca Ermeniler Türklere tam 5 defa soykırım yapmışlardır. Tarihiyle, subutuyla bunlar belli. Bizim şu anda Anadolu'da ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde soykırım mezarları, soykırım kuyuları var. Ama onların maalesef gösterebilecekleri bir tane tek mezar bile yok. Bu yapılanları kınıyoruz. İnşallah bir gün hak yerini bulur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, canlarımız topraklarına geri dönmüş olurlar. Bu yaralarımız kapanır. Küstüm ben soyadım. Namert olsun boy adım. Seni nece oyadım? Layla, Xocalı Layla, Şuşana, Ətəyi qan, Balıqa, Bətəyi qan, Düşmənin kötanı qan, Layla, Xocalı Layla. Layla, Xocalı Layla, itən kəlim olaydı, bitən dənim olaydı, vətən mənim olaydı. Layla, Xocalı Layla. Bugün mənim bugün burada bu üniformada olmağımın tək bir səbəbi var. İnşallah buradan Türkçe kabul ederse buradan Afrin'e gitmek. Mehmetçiklerimizle sevgiler görüşmek. Teşekkür ederim. Ben bir hafta 10 gün bundan qabaq bir televizyada bir röportaj gördüm.
Orada bir nefer bizim Mehmetçiklerden birini o Afrin'e giderken kabağını kesip röportaj alarken deyir, nereye gidiyorsunuz ozu? Deyir ki biz düğüne gidiyoruz. Bugün buradan bütün Afrin'deki o Mehmetçiklerimize, öz silah yoldaşlarıma sesleniyorum. Axı biz dostuq, qardaşıq, o düğünü, o şənliyi, o teröristi öldürmək bizim üçün bir şənlik deməkdir. Buradan bugün onlara səsləniyorum ki, o şənliyi tək yaşamayın, biz də varıq. Çağırın, biz də gələk bugün onları yaşayacaq. Təşəkkür edirəm. Tanrı köçü olsun. Sonra bak, savaşı başladığında, burada Malı Beyli ve Kuşlar katliamını da hatırlıyoruz. Malı Beyli, aşağı Kuşçular, yukarı Kuşçular köyleri, Şuşa rayonunda yer alan, burada yine Ermeni saldırılarına şahit oluyoruz. Ve Karadağlı katliamı, yine Şubat 1992'de Ermeni saldırılarının günahsız insanları nasıl acımasızca öldürüldüğünü görüyoruz. Ve Hocalı katliamı bunların içinde insanı dehşete düşürüyor. Burada da en vahşice katliam nasıl yapılıyor? Bunu görmüş oluyoruz. Üzerinden 26 yıl geçti. Ama acımız dinmedi. Bu şekilde de dinmez. Çünkü bu insanlık suçunu işleyenler henüz cezalarını görmedi. Milletler Arası Mahkemenin önüne çıkmadı. Orada vatan toprağı Karabağ işgal altında inlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu acı küllenmez ve dinmez. Bu şekilde olmaz. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bugün Afrin'de baş verenleri hepimiz heyecanla izliyoruz. Bir Türkiye vatandaşı kadar bilin ki bütün Azerbaycandaşlar da ve kalbi Türk dünyasıyla döyülen herkes bugün Afrin heyecanıyla yaşıyor. Afrin'den gelen zəfər hamımızın kalbini sevindirir. Oradan gelen şehit haberlerde hamımızı sizi necə sarsırsa aynı şekilde bizi de sarsır. Nitekim 26 yıl önce Xocalı da bütün Türk dünyasına ciddi bir yara oldu. Ve 26 yıl önce orada şehit olanların tek bir suçu var idi. Müslüman ve Türk olmalarıydı. Başka bir günahları yok idi o 613 kişinin. Ve 26 yıldır ki dünya Xocalı soyqırımı gələndə, ismi gələndə üç maymunu oynayır. Əllərini, gözlərinə, qulaqlarına tıxıyırlar ki, səs eşidilməsin. Amma onun üçün biz durmadan Xocalını haykıracaq. Bütün platformlarda, bütün meydanlarda Xocalı deyəcək. O ana gələr ki, o dünya, o üç maymunu oynayanlar sonunda Xocalı həqiqətini bir neçə gün öncə Sayın Cumhurbaşqanı Erdoğan'ın dediği kimi dünyanın ən böyük məzalimini, zülmünü tanıyacaqlar və haqq yerini bulacaq. Soyqırımın dərdin məkanı olmur, dərdin rəngi olmur, dərdin bir rəngi var, siyah. Siyah rəng heç vaxt insana ürək açıqlığı gətirmir. Mən kitabımda bir əsir Xocalı qızından bəhs eləmişəm. Onun özü ilə söhbət edib bəhs eləmişəm bundan. Onun dediklərinin hamısını düzdür yaza bilməmişəm. Çünki onu yazmağa nə qələmimin gücü çatmadı, nə mənim o qeyrətim yol vermədi ki, onun dediği o iğrençliği, o vəhşiliyi qələmin özünün də gücü çatmır yazmağa. Çünkü dəmir dəmirdi, mis misdi, qızıl qızıldı. O dərdi yazanda onun ucu da alışır. Gözləyib, gözləyib zaman sirrini.
İşim dünyanın işi amalı, değilsen yetişir kıyamet günü. Vedesiz çilekler esir kocalı. Seh geldi fevralın 26'sı, al kanı gerg oldu bulaklarda su. Kefilden kuruldu bir yurdun yası, bir ceset çatmadı sesim Kocalı. Bir ceset çatmadı sesim Kocalı. Derdi yoktu zamanımız, mekanımız ve tendesin. Çok yaptık, çok mücredi koca millet. Mücredi koşa koşa dağlarımız uğurlandı. Saylarımız, çöllerimiz uğurlandı, uğurlandı. Şimdi saysak saya sığmaz. Daha neler neler uğurlanıp, yer üstünde hazineler, yer altında defineler uğurlanıp. Koca millet, her anımız, amanımız, eğer varsa zerre eder imanımız. İmanımız vettendesin. Koca millet, bu cöngeleç her anımız vettendesin. 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 Vatan. Vatan da devlet farklı kavramdı. Devletimiz Türkiye'mizdi, Azerbaycan'ımızdı, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan'dı. Vatan dediğimiz daha büyük anlayıştı. Ve o vatan coğrafyasını nerede öğreteceğiz? Hepimiz evimizde daha çok öğreteceğiz. Amerika'nın fikir babalarından bize Jinsky ne yazardı? Avrasya'ya kim hükmedecekse dünyanı da o yönetecek. Aşık ve aydın. Artık son kaleye geldiler. Bu son kale en önemli kaleye çevrildi. Çünkü bu kaleden arkada kale yok artık. Burası bizim son kalemizdi. Ankara, İstanbul bizim son kalemizdi. O yüzden birlik beraberliği olacağız. Söz konusu Türkiye'de hepimiz biz buradayız diyeceğiz. Söz konusu Azerbaycan'dısa sadece lafta değil, harekette de biz buradayız demeye başaracağız. Söz konusu Kerkük, Tevafer, Ahıska, Bayır Bucağı, Kırım'dısa aynı tavrı sergilemeyi başaracağız. Allah Türk milletini korusun. Allah Azerbaycan'ımızı, Karadağ'ımızı, Türk devleti ve toplumlarını hepimizi korusun. Ve Allah 21. yüzyılda geçtiğimiz yeni Çanakkale'de bu kutlu mücadelede, vatan mücadelesinde hepimize yardımcı olsun. Sağ olun.